Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. STM tarafından ilk kez IDEF 2021'de sergilenen çok maksatlı hücum bot dizaynı MPAC özellikle esnek bir mimari ile ortaya çıkıyor. Ağır deniz koşullarında, açık denizde ve kıyıya yakın sahalarda görev icra etmek üzere tasarlanan MPAC, STM'nin diğer hücum bot tasarımı FAC-55'e göre daha mütevazi bir tasarım sergiliyor. Ancak platform işlevsellik açısından yüksek bir potansiyel sunmaya devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat alanlarında deniz kontrolünün tesis ve idamesi görevi çerçevesinde, düşman unsurları imha etmek, etkisiz hale getirmek, kendi unsurlarının bekasını sağlamak amacıyla tedarik edilmesi planlanan Türk tipi hücum botların sistem isterlerinin tanımlanması, kavram seçimi, ön tasarım ve kontret tasarımı faaliyetleri, Türk tipi hücum bot projesi kapsamında devam ediyor. Türk tipi hücum bot projesi dönem -1 kontret tasarımı sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ve STM arasında 31 Ağustos 2020 tarihinde imzalanmıştı. Proje süresince özgün tasarım geliştirme faaliyetleri ve bunlara ait tasarım paketi geliştirilecek. Türk tipi hücum bot projesi kapsamında FAC-55 tasarımı üzerinden ilerlenileceği tahmin ediliyordu. Ancak son gelişmeler ışığında MPAC dizaynının projede daha mutbur olduğu değerlendiriliyor. MPAC in silah yükleri 76 mm top, 2x 12,7 mm stabilize makineli tüfek, 2x4 gemi savar füzesi, güdümlü mermili yakın hava savunma sistemi, FAC-55 dizaynı ve MPAC dizaynı arasındaki tasarımsal farklar dışında teknik tabloya bakıldığında özellikle tonaj ve hız açısında yüksek farklılık olduğu görülmektedir. FAC-55 hızlı ve atik bir dizayn olarak öne çıkarken MPAC daha kabiliyetli ve daha kapasiteli bir platform olarak öne çıkmaktadır. FAC-55'in 55 artı not gibi rekor sürat özelliği maliyetleri çok yukarı çeken bir etken olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle Türk tipi hücum bot projesinde MPAC dizaynının daha çok öne çıktığı düşünülüyor. MPAC dizaynının esnek mimarisi sayesinde ada sınıfı korvetlerde olduğu farklı kullanıcıların isteğine göre gemi özellikleri değiştirilebiliyor. Sensörler, silah yükleri ve hatta tahrik sisteminde değişiklik yapılabiliyor. Platform bu sayede ihracat için de önemli bir avantaja sahip.